6 Kasım 2022 Pazar, Konya, Mevlana Türbesi civarındayız. Sultan Selim Camii sağ tarafımızda gözüküyor ve sol tarafımızda Mevlana Türbesi, Mevlana Hazretleri'nin türbesi bulunmakta. Mevlana Hazretleri'nin türbesinin meşhur kubbesi, namı diğer Kubbe-i Hadra, yeşil turkuaz renkteki türbesinin kubbesi, restorasyonda yaklaşık buradaki bir otoparkçının söylemine göre 2-3 yıldır türbenin restorasyonu bitmemiş. Fakat daha sonra Google'dan araştırdığım zaman esasında farklı yıllarda restorasyon yapıldığı, fakat restorasyondan sonra tekrar çinilerin, o meşhur çinilerin döküldüğü, yani kötü bir restorasyon yapıldığı söylendi. En son sanırsam yıllar ezberinde değil ama 2021 Aralık'ta restorasyon yeniden bitmiş, fakat 2022'nin Nisan'ında yeniden çinler dökülmüş. Yaklaşık 5 milyon TL'ye kadar masraf edilmiş restorasyona. Buna rağmen çinler dökülmüş. Şu şekilde bir yaklaştıralım. Restorasyon hala devam ediyor. Daha yakından baktığımız zaman çinlerin daha yenilerinin takılmaya başlamadığını görüyoruz. İşte Nisan'dan Kasım'a yaklaşık 4-5 aydır hala restorasyon var ama yeni çinler de hala takılmamış. Yani bu esasında bizim ülkemiz için bir ayıp, kibar ifadeyle. Burada Sultan Selim Camii'ni görüyoruz. Güneş karşıdan geldiği için çok belli olmuyor. Velhasıl Kubbe-i Hadra'yı görmek için eğer geliyorsanız, tabii Mevlana Hazretleri'ni ziyaret etmek haricinde Kubbe-i Hadra'nın o güzelim turkuaz yeşil rengini görmek istiyorsanız bu civarda gelmeyin. Ne zaman restorasyonun bittiğini teyit edip ona göre gelin. Bu şekilde şeyden bahsedecek olursak, drone çekiminden, evet, hem gece gün batımı ve gece çekimi, aynı zamanda gündüz bir çekim yaptık ama burada uçak havalimanı bölgesine yakın bir yerde olduğu için drone'umuzun kontrolünü kaybettik. Güç bela gelip bulabildik. Drone çekimimiz önümüzdeki aylarda nasip olursa, vaktimiz müsait olduğu zaman paylaşırız. Bu şekilde Mevlana Hazretleri'nin ruhuna, dua niyetine bir Fatiha okursak makbule geçer. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.